Merhaba arkadaşlar, şimdi kedimizde parvovirüse yönelik bir test kitiyle test yapacağız. Kedimizde bir problem, daha öncesinde ağızda bir gingivitis oluşmuş. Buna bağlı yine dişlerde problem şekillenmiş. Dişlerde çürümeye bağlı bir dişlerde çekilme olmuş. Ve şu an şikayetimiz bir safra suyu, sarı bir su kusma şeklinde şikayetimiz var. Parvo virüse yönelik bir test yapalım dedik. Bu şekilde bir testimiz var. Gördüğünüz gibi dışkıdan bir örnek aldık. Sıvımız da bu şekilde örneğimizi hazırlıyoruz. Parvovirüs özellikle hayvanlarda çok sıkıntılı bir hastalık arkadaşlar. Köpek kanlıysa da yapıp hayvanların ölümüne sebep olan ciddi bir problem. O yüzden mutlaka bu şekilde tespitiyle hastalığın teşhisini koyup tedavi ona göre yapmak lazım. Şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Şurada okuyacağımız bölüm var. Sonuçları nasıl değerlendireceğiz? Yaklaşık 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. C ve T iki tane çizgimiz var. Bunların ikisi de eğer göründüğü zaman testimiz pozitif diyoruz. Sadece arkadaşlar gösterelim. Bir iki damla hazırlamış olduğumuz örnekten damlatıyoruz. Şurada bir bölümümüz var. Şimdi sıvımız ilerliyor, görüyorsunuz. Şu şekilde iki tane çizgi C ve T oluştuğunda pozitif. Sadece C oluştuğunda arkadaşlar negatif. Gördüğünüz gibi T çizgisi bizim için geçersiz. C ve T'de hiçbir çizgi oluşmuyorsa yine geçersiz testimiz. Evet arkadaşlar, testimizi okuyoruz. Söylediğimiz gibi C'de tek çizgi oluştu. C'deki tek çizgi bizim için negatif arkadaşlar. Bu hastalık bu hayvanda yok. Bu test neden önemli? Şimdi bu hayvanımız normal şartlarda sokakta beslenen bir hayvan. Fakat daha sonra sahiplenmiş, eve alınmış. Hayvan severimiz de, hayvan sahibimiz de sürekli sokaktaki hayvanlara zaten yardım ediyor. Dolayısıyla da eve başka kedi getirmek de zorunda olabilir. Ondan dolayı bunda eğer hastalık pozitif çıkmış olsaydı maalesef diğer hayvanlara da bulaştırıcı yönü olacaktı. Ama şu an negatif olduğundan dolayı güvenle bu hayvanı diğer hayvanlarla ne yapabilir? Bir arada tutabilir ama sefer diğer aslında gelecek hayvanı da test yapmak lazım. Çünkü onda hastalık varsa buna bulaşabilir. Yani buradan bizim anlatmak istediğimiz, bu hayvanımız negatif. Şu an hastalık yok. Ama siz dışarıdan pozitif bir hayvan getirdiniz. Hastalıklı bir hayvan getirdiniz. Koydunuz bununla, bir araya getirdiniz. Buna bulaştırma şansı var. Bu durumda ne yapacağız? Biz yeni gelen hayvanı eve gelmeden almak zorundaysak orada bir test yaptırıp negatiflik, pozitiflik durumunu öğrenip ona göre kediye almamız lazım. Aslında bu karantina diyoruz. Karantina. Yani bunu uygularsak bu hayvanı da korumuş oluruz. Diğer hayvanların sağlığını da kontrol etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, testimiz çok şükür negatif çıktı. Artık tedavimiz güvenle buna göre yapacağız. Ve diğer hayvanların aslında korumasını da sağlamış oluyoruz. Bu hayvanın durumunu bilerek. Evet sevgili arkadaşlar, tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.